Bir konumuz var. Şimdi köşe yazarı, profesyonel koç ve velihat koçu. 10 parmağında 10 marifet değilim. Ve sevgili, hoş geldiniz sizin Sivri Hanım efendi. Nasılsınız? Harikasınız. Çok iyiyim. Burada olmak çok daha güzel. Yani hani İzmirli yerel bir kanalda oluyor olmak, sizin konuğunuz olmak zaten çok güzel. Çok yani. Teşekkürler. Harika bir sürü marifetiniz var ve çok enteresan velihat koçluğu. Şimdi bu velihat koçluğu ismi kadar evet çok derin de çok da önemli bence. Orada bir ismi var böyle velihat deyince. Biraz anlatır mısınız nedir bu velihat koçluğu? Yeni nesil koçluğu da denebiliyor aslında. Hani velihat koçluğu da denebiliyor. Biliyorsunuz ki aslında Türkiye'deki hatta dünyadaki işletmelerin %98'i aile şirketi. Küçük büyük yani bunu bakkal olarak da düşünebilirsiniz. Büyük bir holding olarak da düşünebilirsiniz. Çok azı çok ortaklı ve tamamen kurumsal ya da ailenin elinde olmayan işletmeler. Böyle olunca da tabii ki hissedarlar, aile bireyleri o bayrağı devralacak. Yani babadan, birinci kuşaktan, ikinci kuşaktan devralacak. Yeni nesiller geliyor arkadan. Veliahtlar geliyor. Onların da tabii ki işi devralabilmeleri, o koltuğa hazırlanabiliyor olmaları, aynı zamanda da profesyonellerle çalışabilmek için yani hani hem onlara iş devri yapabilmeleri, hem liderlik becerilerini geliştirmeleri, hem de profesyonellerle nasıl çalışacağını öğrenmek üzerine böyle biraz geniş kapsamlı bir koçluk diyebiliriz. Harika. Peki özellikle İzmir'de ya da çevresinde sanıyorum ama farklı şehirlerde de bunu sanıyorum ki değil mi yapıyorsunuz? Evet, aslında İzmir, İstanbul ve Ankara Harika. Ağırlıklı çalışıyorum. Tabii bunun içerisinde hani Bursa'dan ya da Konya'dan vesaireden de benimle çalışmak isteyenler oluyor ama o her yere gidemeyeceğim için ya da onlar çok fazla sık İzmir'e gelemeyeceği için daha çok İstanbul ve İzmir ağırlıklı bir parça da içinde Ankara'yı dahil ederek çalışmaya devam ediyorum. Peki bu eski geleneksel tabii kültürle yetişmiş bir iş sahibini, iş insanını düşünelim. Büyük bir şirket sahibi ve sonrasında tabii ki ailesinden işte oğlu, kızı vesaire velihatları yetiştiriyor aslında bir nevi. Kendi yetiştirme tarzının haricinde sizden tabii alınan desteklerle farklı bir durum yaratıyorsunuz aslında. O anlamda nasıl destek veriyorsunuz? İsterseniz ben biraz şöyle bir anlatayım velihat koçluğunun farkını ve diğerlerini. Evet. Şimdi aslında yaşam koçluğu var, yönetici koçluğu var, ilişki koçluğu var. Bir de hani benim yaptığım velihat koçluğu var. Velihat koçluğu içerisinde ilişki koçluğunda, yaşam koçluğunu da, yönetici liderlik koçluğunu da kapsayıp biraz daha içine gölge koçluk, mentorluğun da katıldığı aile anayasalarındaki maddelerin de devreye girdiği daha uzun süreçli bir şey. Velihatlar da yani eğer birinci kuşak ya da işin başındaki kuşak 70-80 yaşına kadar çalışıyorlar artık. Yani kolay kolay o koltukları bırakmıyorlar öyle düşünün. Evet. Yani 20 yaşıyla hatta 18 yaşla 55 yaş arasında da velihat diyoruz biz. Hani velihat kavramı da çok geniş bir yaş skalasında yer alıyor. Hangi yaş grubuyla çalıştığınız da çok önemli ama dediğiniz gibi işte işin başındaki kuşak tabii ki eski ekolden geliyorlar. Yani old school deneyim var. Ve değişim artık çok hızlı. Teknolojideki endüstriyel devrimlerin değişimi, liderlik anlayışı değişiyor. İş yapış şekillerimiz tamamen değişti. Bir zaten onlar buna adapte olmakta biraz zorluk çekiyorlar. Bir de kendilerinden bu konularda çok çok önde giden ve bambaşka sektörlere, bambaşka işlere girmeye çalışan ya da işleri çok farklı şekilde yönetmeye çalışan bir yeni kuşak nesil, var. Yeni nesil var. Üstelik de eski kuşaklar işlere çocukları gibi bakıyor. Yani hani artık ben kurdum hani el bebek gül bebek bunu bu noktaya getirdim ve en iyisini ben biliyorum asla onu satmam devretmem hani kıyamam başka bir şey yapamam şeklinde. Öncelikle tabii ki eski kuşaklarla ya da işin başındaki kuşaklarla çalışıyoruz. Bir onların liderlikle ilgili yeni nesil liderlik yetkinliklerini kazanmalarını sağlıyoruz. Sonra işe nasıl bakmaları gerekiyor? Yani bu işin sürdürülebilirliği için satmak mı gerekiyor? Satılabilir konuma getirmek mi gerekiyor? İnovasyon mu gerekiyor? Başka sektörlere girmek mi gerekiyor? İşin sürdürülebilirliği tarafına geçiyoruz. Daha sonra da bununla beraber peki bu devir ne zaman gerçekleşecek? Evet. Yani ne zaman artık ellerini yani profesyonellerle nasıl çalışacaklar? Yani hani aynı zamanda da yeni kuşağı nasıl ne şekilde devredecekler? Bu öncelikle bu zihniyetler üzerine çalışıyoruz. Daha sonra da tabii ki bir taraftan yeni kuşağı yetiştirirken diğer taraftan eski kuşağı yani işin başındaki kuşağın zihniyetini buraya hazırlıyoruz. Diğer taraftan profesyonellere, genel müdürlere işi devretme ve yeni kuşağı işe alma
kısmında çalışmalarda bulunuyoruz. Peki aralarında bir çatışma söz konusu oluyor mu? Mümkün ya tabii ki tabii ki ya bunun aksi mümkün değil yani. Hani kendi ailenizden de düşünebilirsiniz. İlla işle ilgili şey değil. Yani çok basit bir evi temizlemekten ya da bir bulaşık yıkamaktan bir misafiri nasıl ağırlamaya kadar bir anne kızı düşünün. Ya da hani orada bile bir çatışmalar, farklı bakış açıları, farklı yaklaşımlar, farklı vizyonlar söz konusu. Bir de bunu alıp işe getirdiğinizde çok daha büyük kaotik bir şey çıkıyor karşımıza. Peki en çok zorlandığınız baba tarafı mı yoksa işte oğul ya da kız tarafı mı oluyor çalışmalar esnasında? Yani tabii bir de bazen içine gelin, işin içine gelinler ve damatlar giriyor. Bir de hiç işte çalışmayan hissederler kısmı ya, var. Yani evet. Hani sadece hissesi evde olur. Oturup evet dışarıdan. Aynen. Evet. Hani bir de tabii ki yönetim kurulunda aktif olarak çalışanlar var. Hepsinin kendisine göre ayrı zorlukları, ayrı dirençleri var. Dediğim gibi hepsiyle ayrı ayrı çalışıyoruz. Ama artık iyileşme var. Yani ben 14 yıldır yapıyorum. Bir 10 yıl öncesinde işin başındaki birinci, ikinci kuşaklar daha katıydı ve daha sertlerdi. Şimdi de artık hani bu vizyonu almış durumdalar. Artık kendilerinde değişmesi gerektiğini biliyorlar. Çünkü çok Tayder gibi aile şirketleri, dernekleri var. İşte genç patronlar zirveleri var, ekonomi zirveleri var. Pek çok zirve yapılıyor. Oralara gide gide bu kelimeleri, bu terminolojileri duya duya artık tamam. Yani bu iş için bir profesyonelle çalışmalıyız ve hazırlık yapmalıyım kısmına en azından zihnen bir parça geldiler ya da önlerinde bu madde duruyor. Evet. Peki burada klasik yönetici, işte modern yönetici ya da pozitif liderler. Evet. Sizin bu kavramlar toplamında onlarla çalışmalarınız ne sıklıkla oluyor ve ne kadar süreçte gerçekleşiyor? Şöyle anlatayım isterseniz. Yani hani liderlik ne, yöneticilik ne, pozitif liderlik ne kısmından geleyim. Şimdi liderlik deyince sadece insanları işte sosyal medyanın da hani sadece insanları motive eden, işte gaza getiren daha amiyane bir kaba bir tabirle işte takım çalışması içinde bulunan kişiye lider deniyor. Aslında hayır, yani liderlik bu değil. Liderlik de yöneticilik de aslında birbirinden çok ayrı şeyler değil. Yöneticilik bir işi hakkıyla yapabiliyor olabilmek. Yani bunun zaman planlaması, işte ekonomisi, ekibi yönetebiliyor olması, raporlamasıyla her şeyle o işi zaten iyi yapmak, işi iyi yapmak ve zamanında olması gereken şekilde yapmaya yöneticilik diyoruz. Liderlikse modern liderlik yetkinlikleri ise işte bunun üstüne işbirliği, yön birliği, koçluk, motivasyon, takım çalışması gibi duygusal zekayı da gerektirecek diğer argümanları da yapabilmeye modern liderlik yetkinlikleri diyoruz. Liderlikte yöneticiliği kapsayan, üstüne daha genişletilmiş, insan odaklı bir yaklaşım şekli. Pozitif liderlikse şimdi artık dünya değişiyor. Yani hani kendi ekonomik konjonktürde dünyanın her tarafına baktığınızda artık biz böyle baskıcı, despot, bize ne yapılması gerektiğini söylenen, bizi sıkan ortamlarda olmak istemiyoruz. Hani neyse, bizim kuşak biraz daha alışkın da hani yeni nesilleri böyle hiç bir ortama hiç alışkın değiller. Küçücük belki bir ters cümle ya da hareket, değil mi? Evet. Anında ipleri koparabiliyor. Haklılar da. Evet. Niye gergin, negatif ve bizi zorlayan ortamlarda şey yapalım? Aynı işler daha pozitif bir ortamda yaratıcılığımız tetiklenerek, içimizdeki potansiyeli ortaya çıkartarak, sadece neleri yapmadığımıza değil de neleri yapabildiğimize de odaklanıp yapmadığımız tarafları kontrol ederek de yapılabilir. Yani dünya artık hangi yaş grubunda olursak olalım hepimiz bir pozitif bir ortam istiyoruz ve pozitif bir liderlik istiyoruz. Pozitif liderlik de işte bu klasik yöneticilik yetkinlikleri, yani işi hakkaniyetiyle yapabilmenin üzerine modern liderlik yetkinlikleri, işbirliği, mentorluk, koçluk gibi yetkinliklerinin de üzerinde pozitif ortamı yaratacak, ondan sonra insana kendisini iyi hissettirecek, içindeki güçlü yanları ortaya çıkartıp bireyleri güçlendirecek, onlara yetki verecek, yaratıcılık ve inovasyonu ve işbirliğini tetikleyen liderlere, pozitif liderlere ve böyle ortamlara ihtiyacımız var. Kesinlikle öyle ve bu söylediklerinizle çok örtüşen çok güzel ve yeni bir proje var. Evet. Şimdi ben sevgili izleyicilerimize bundan bahsetmek istiyorum. Benim de içinde bulunduğum harika bir proje. Genç... Çok şanslıyız siz de aramızda olduğunuz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Genç pozitif liderler yetiştiriyoruz aslında. Evet. Genç pozitif liderler Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa yaptığı inanılmaz güzel bir proje. Biraz anlatalım bunu. Evet. O çok güzel. Beni de çok heyecanlandıran bir proje. Yıllardır hani pozitif liderlik dünyada yeni bir kavram.
Çok az yazılmış kitap var. Ben de yazıyorum ama hala bitmedi. Hani birkaç tanesi de Türkçe'ye harika çevrilmiş. Yeni gelen, yeni yeni duymaya başlayacağımız kavramlardan bir tanesi. Kurumlarda eğitimlerini veriyoruz, anlatıyoruz ama bunları gençlere yaymak gerekiyor. Yani liderlerimizi yetiştirebilmek için, içimizdeki liderlik potansiyelini ortaya çıkartmak için böyle iş dünyasında bırakmamak gerekiyor. Bunu en iyi zamanlarda zaten aslında lise ve üniversite zamanları ve en çok da onların ihtiyacı var şu geçiş aşamasında. Derken hani hep böyle düşünürken hani benim de içimde ne yapabilirim, nasıl daha fazla gençlere ulaşabilirim, daha kapsamlı bir şekilde. Tabii kendi kaynaklarınız ya da mevcut yereldeki derneklerin kaynaklarıyla kısıtlı bir noktaya ulaşabiliyorsunuz. Bunu böyle daha ciddi, daha büyük bir platforma taşıyıp Avrupa Birliği'nden de destek alıp onların da standartları, çerçevesiyle böyle genç pozitif liderler diye bir proje kazandık. Yani evet, proje almaya, proje oluşturduk ve pek çok proje içerisinde yarıştı, almaya hak kazandık. Ne yapıyoruz? Hayır. Lise ve üniversite öğrencilerini öncelikle pozitif birer lider olarak yetiştiriyoruz. Yani liderlik nedir? İşte kendi güçlü yanlarını, kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Önce kendi hayatlarına liderlik edebiliyor olmalarını, sonra da diğerlerine liderlik edebilmek için neler yapmalılar onları anlatıyoruz. Ve bu birbirlerini yetiştirme projesi, yani diğer insanlara dokunmayı da onlara öğretiyoruz. Yani 100 tane üniversite öğrencisi, 100 tane lise öğrencisine aynı zamanda mentorluk yapıyorlar. Hangi konuda mentorluk yapıyorlar? Yani usta çırak ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Üniversite sınavı hazırlanma, okul seçme ve üniversiteye başlama, yurtta kalma gibi deneyimleri yaşamış oluyorlar. Ve lise öğrencilerine aslında bu deneyimlerini aktararak, yani bir, şimdi hepsine soruyorum ben, bir daha tekrar üniversite sınavına hazırlansanız, aynı döneme dönseniz neyi farklı yapardınız? De direkt böyle şöyle yapardım. İşte korkmaz, aslında daha çok ders çalışırdım. Ya da hani buralarda şunları yaşamazdım, ailemle böyle çatışmazdım, şu kaynakları kullanabilirmişim gibi pek çok şey yok. En güzeli ve bu deneyimlerini lise öğrencilerine aktararak onların da hem kafalarındaki soru işaretleri gidermek için hem de kendi düştükleri hatalar ve hani doğrularla beraber onları bu bilgileri, bu kaynakları lise öğrencilerine aktarabilme ve onları da birer pozitif lider olarak hayata kazandırmaları üzerine yapılmış bir proje. Sizin gibi çok deneyimli koç arkadaşlarımız da bize destek oluyorlar. Tabii bunu yaparken profesyonel koçlardan da her öğrenci aynı zamanda koçluk alıp destek alıyor. Tabii. Ve aslında bir taraftan da farkındalık oluşturuyoruz. Çünkü şu dönemde lise ya da üniversite ye hazırlanan özellikle öğrenciler çok kaygılı, çok heyecanlılar. Belki bazı şeyleri birbirlerine karıştırıp biraz böyle agresif durumlarda yaşayabiliyorlar. Tabii. Özellikle ailelerle. Evet. Dolayısıyla bu anlamda da belki bizler biraz daha destek olup onlara o pozitif tarafını gösterip hayatın onları hafifleteceğiz belki de. Kesinlikle. Yani. Buna çok ihtiyaçları var. Aynen. Buna onların da ihtiyaçları var. Ailelerin de var. Bizim ülke olarak da ihtiyacımız var. Biz çok nitelikli, potansiyelli insanlardan oluşan hani verimli topraklar burası. Nitelikli insanlarımız var ama biz Einstein'larımızdan vazgeçiyoruz. Yani bu en başta bizim yanlış yönlendirmemiz, eğitim sistemi var, içinde ailelerin bilinçsizliği var, çocukların kaygıları var pek çok sebepten. Yani bunu sırf eğitim sistemine de yüklememek gerekiyor. Aslında içimizde dahi olabilecek çok nitelikli insanlar var. Ama bu süreç içerisinde işte o korkular, kaygılar, baskılar, imkansızlıklar, eğitim sistemindeki değişiklikler derken ülke olarak Einstein'larımızdan resmen vazgeçiyoruz. İşte vazgeçmemek için, onları kazanmak ve kendilerini fark ettirmek için yapıyoruz bunu ve içlerindeki liderlik potansiyeli çıkartmak için de en güzel kendilerini yetiştirmeleri gereken zaman aslında lise ve üniversite dönemleri. Bu iş dünyasında bırakılmamalı. Bizler nasıl öğrendik? İş dünyasına gelene kadar bu kavramlardan bir haberdik. İşe girer girmez daha iş başvurunuzda size neler yaptınız diye bakıyorlar. Ve hani her işte hobilerimiz, ilgi alanlarımız, sosyal sorumluluk projeleri hem onların iş dünyasına daha hızlı giriş yapabilmelerini sağlayacak. Hem de bu iş dünyasının tek elinde olmamalı insanları lider olarak yetiştirmek. Zaten onların sorumluluğunda değil. Yani masanın diğer tarafında oturan bir yönetici ya da şirket sahibi olarak da baktığınızda istiyorsunuz ki bireyler kendi sorumluluklarını alsınlar ve hazır gelsinler. Ben alıp kişileri bir de liderlik ve diğer kişisel gelişim şeyleriyle yetiştirmekle uğraşmayayım. Ben onlara ekonomik anlamda ülkeye katkı sağlarken daha uygun ve sağlıklı iş ortamı, daha iyi bir iş ortamı hazırlıyor olayım diye bekliyorsunuz. Bu noktada da işte bu liderliği yetiştirme kısmını iş dünyasına bırakmaya gerek kalmıyor.
kalmadan şimdiden biz de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bir böyle kelebek etkisi gibi. Kesinlikle. Belki 100 yani projenin içinde 100 lise, 100 üniversite öğrencisi vardı ama biz 140'lara ulaştık. Burada bu arada 4 sanayi ilinde gerçekleştiriyoruz. Yani İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da gerçekleşiyor projemiz. Meslek yüksekokulları da var, meslek liseleri de var, üniversiteler de var, tıp da var içerisinde, hemşirelik de var, mühendisler de var, sosyologlar, psikoloji okuyan öğrenciler de var. Çok hani geniş spektrumlu bir proje. Dediğim gibi sayının çok çok üzerine geçtik. Hedefimiz kelebek etkisi yaratmak. Yani biz bir tane öğrenciye dokunduğumuzda muhakkak onun kardeşi var, abisi var, evet, sınıf arkadaşları evet. var. Yani bir yerlerden bir şey değiştirmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunlar da bizim ve sizin gibi sevgili koç arkadaşlarımızın bireysel sorumluluğuydu aslında. Kesinlikle. Bir taraftan hem sosyal sorumluluk projesi hem de bir şeyler değişsin istiyorsak biz kendimize üzerimize düşen şeyleri yapmamız gerekiyordu. Ve genç pozitif idealler kazandırmak için de böyle bir projeye giriştik. Ülkenin aslında böyle bir şeye çok ihtiyacı var. Hı-hı. Çünkü biz gerek siyasiler gerek iş dünyasındaki iş insanlarına baktığımızda ya da caddede yolda yürürken ya da araba kullanırken karşımızdaki insanlara baktığımızda bir negatif, bir işte sinirlilik halleri vesaire hep böyle bir mutsuzluk da var. Evet, evet. Biz pozitif insanlar görmek istiyoruz her yerde. Aslına bakarsanız böldüm siz ama doğada her şey pozitife çekiliyor zaten. Evet. Yani şimdi şuradan çıksak bir pastaneye gitse kimin yanına oturursunuz? Ya da durakta beklerken otobüste kimin yanına, durakta beklerken kimin yanında durursunuz? Yani bir negatif kavgacı, bir nötr, bir de pozitif bir insan düşünün. Doğal olarak biz de böyle, hayvanlar da böyle, yani bebekler, çocuklar da pozitife geliyorlar. Bitkiler de yani eğer onları sever ve ilgi gösterirseniz, sevildiğini anlarsa orada yeşeriyor. Yani bu doğanın kanunu evet. aslında. Biz eski ekol neydi? İşte masaya yumruğunu vurursun, ne dediğini söylersin ve herkes sana hani ayak uydurur. Buna lider, buna yöneticilik evet. deniyordu ki bu kesinlikle. Doğanın kanununa aykırı aslında. İnsanlara iyi hissettirerek pozitif ortam ve gelişimleri için, yaşayabilmeleri için insanların da tıpkı bitkiler gibi pozitif ortamı yaratmak gerekiyor. Doğal olarak da bizim de kendi kendimize çekildiğimiz şey bu zaten. Yani dediğimiz gibi negatif insanları gördüğümüzde bu bir kere bulaşıcı, bize de geçiyor. İkincisi kaçıyoruz. Evet. Ve evet. aslında görmek istemiyoruz. Evet. Ve doğal olarak hayatımızda bize iyi gelen daha pozitife doğru herkese, her şeye yönelmeye başlıyoruz. Tabii. Ve bu olmadıkça da bu sefer bu iyi hissetme halini başka şeylerden aramaya başlıyoruz. Yani bu, kimisi işte deli gibi çalışmaya ve işte çok başarı kazanmaya, kimisi alışverişe, kimisi şiddetli bir şekilde ev temizliğine yani o iyi hissetme halini başka şeylerde aramaya başlıyoruz ki sağlıklı değil bunlar aslında. Aynen öyle. Mesela ilk sabah uyandıktan sonra ne yapıyoruz? İşlerimizin başına geliyoruz. Kapıdan adım attığımız andan itibaren iş yerindeki arkadaşlarımızla evet. önce selamlaşıyoruz. Sonra yöneticilerimizle değil mi? Evet. Burada karşı taraftan negatif ya da nötr bir günaydın şeklinde bir iletişim ya da iletişimsizlik oluştuğunda gün öyle devam edebiliyor. Kesinlikle. Kişi eğer farkında değilse ya da hemen kendini toparlayamayan bir karakteri varsa akşama kadar o niye bana surat astı, neden günaydın demedi, iyi akşamlar demedi gibi böyle bir sürü problemler yaşanıyor. Pozitif liderlik eğitimlerinin içinde aslında bir taraftan da davranış şekilleri, tavır, tarz, işte farkındalığın tabii. üst düzeye çıkmasıyla birlikte kişinin hem fiziken yani yaptığı tüm tavır ve davranışları da konunun içine giriyor kesinlikle. Aslında. Kesinlikle yani aslında tabii ki bir pozitif liderlik eğitimiyle böyle klasik bir kişisel gelişim eğitimi vermiyoruz. Biz yaşam felsefesi, hayata evet. bakış açısı ve kendi gücünü keşfetme argümanı sunuyoruz. Ben burada annelere seslenmek istiyorum. Evet. Şimdi biz tabii yetişkinler her ne kadar dışarıda olumsuz bir şeyle de karşılaşsak, güzel karşılanmasak da yine kendi içimizde tolere edip küllerimizden doğup hayata pozitif kalmak için bir şeyler yapabiliyoruz ama daha bu küçüklükten başlıyor. Yani evden nasıl uğurlandığımızla ilgili ya, başlıyor. Yani daha güzel. Anneler kapıdan çıkarken öğretmenini üzme, karşıdan karşıya geçerken araba sana çarpmasın, evet. arkadaşlarınla kavga etme,
okul sakın işte eşyalarını okulda unutma, ödevlerini getirme, sakın ödevlerini unutma, ödevlerini getir, öğretmenini yaramazlık yapma, üzme diye yolluyor. Şimdi bunların içinde bir tane olumlu bir şey yok. Ve her mesaj çocuğun yapmaması gereken hatalı şeyler ve çukura düşme. Tamamen aklına ve zihnine aslında istemediğimiz şeyleri getiriyorsunuz. Bütün bunları pozitif dille söylediğinizde, yani günün iyi geçsin, hani verimli bir okul, keyifle öğren, arkadaşlarının içinde, neşe içinde oyna, karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol, hani arkadaşlarınla sevgi dolu bir gün geçir dediğinizde aynı dilin pozitif hali, evet, ve öyle uğurlamak var, evet, ve öyle koşullandırmak var beyni. Bir de yapmaması olmaması gereken şeylerle koşullandırıyor olmak var. Daha evet, biz bunu çocukluktan itibaren kapıdan çıkarken böyle çıkıyoruz evden. Kesinlikle öyle. Hatta bebeklik döneminden tabii. Yapma, işte elin yanar, cız vesaire, bir sürü böyle hep korkularla da yetiştiriyoruz aslında belki çocukları. Aynen. Sonra da bekliyoruz ki hayatta pozitif olalım ve hani zorluklara rağmen hayatta kalabiliyor olalım. Yani evet, tabii ki bak, her şeyi başaramazsınız ya da her şey harika gitmeye gidebilir. Pek çok zorlukla karşılaşabiliyoruz. Ama yani yapamayacağımız şeylerin yapabileceğimiz şeylerin önüne geçmiyor olması lazım. Biz neleri yapabiliyoruz ona bakmalıyız ve yapamayacaklarımızı da nasıl iyileştirebiliriz ona bakmak gerekiyor. Kesinlikle burada öyle. Sürekli yapamadıklarımızı da tevcit planı gibi önünüze getirerek olacak bir şey değil. Bu kadın erkek ilişkilerinde de böyle. Yani neyi yapmanı istemiyorum, neyi hatalı yapıyorsun, neyi başka türlü istiyorumu dayatarak bir noktaya varmak. Kişinin kendisini de geliştirmek, davranışlarını da değiştirmek ya da ortamı ve ilişkiyi daha pozitif bir hale getirmek çok da mümkün değil. Tabii. Zaten hepiniz kendi hayatlarınızdan biliyorsunuz. Aynen öyle. Aynı şeyleri söyledikçe orada da iyice sabitliyorsunuz onu yani. Bir kişiye 40 defa sakarsın derseniz o zaten sonra sakar olur. Bir de yapma gerçekten değişik bir direnç de ortaya çıkartıyor. Evet. Sanki yapma dedikçe böyle bir yapasınız geliyor. Kesinlikle kendi içimizde duvarlarımız, kalkanlarımız oluşuyor. Aslında her şeyi yapabiliriz. Yani sadece yasak diye de çok da bir şey yok. Bizim yapmamız, yaptığımız durumda bize sakıncalı ve zarar verecek şeyler var. Yani yapma, istemiyorum, böyle olmalıysa bunlar bana bu şekilde zarar veriyor, sana bu şekilde zarar verebilir ya da hayatta böyle bir karşılığı olabilirle baktığımızda değişiyor o şey. Hı-hı. O direnç kalkıyor işte o zaman. Kesinlikle. Bir de bu pozitif liderlikte lider olan kişinin, yöneticinin, şirket, hı-hı, sahibinin, her kimse oradaki o duruşu çalışanları etkilediği için, tabii, dolayısıyla iş anlamında da farklı bir büyüme de sağlar bu. Çünkü gergin olmayan, muhteşem huzurda olan şirket çalışanlarının gerçekten iş gücüne inanılmaz katkısı oluyor. Aile şirketleri ya da özel şirketler, farklı kurumlar da olabilir. Böyle bir kişi kendini ailesi gibi hissederse, evet, evet, iş anlamında kesinlikle belki %80-90'lara çıkan, belki bunu siz araştırmışsınızdır elbette. İş gücünü de etkilediğini, değil mi? Tabii işte yani iş dünyası ile ilgili yapılan araştırmalar var. İşte pozitif psikoloji ile ilgili. Yani işteki başarının bir kere %75'i kendinizi ya, iyi hissetmek, pozitif olmak ve rahat olmak ve ait hissetmekle alakalı. Yani başarının %25'i zekayla, iş başarısının %25'i zekayla ve deneyimle alakalı. %75'inde fark attıran işte bu pozitif olmak dediğimiz, iyi hissetmek dediğimiz, diğerleriyle iyi anlaşabilmek ve pozitif ortamı sağlayabilmekle alakalı. Aslında bu çok büyük bir oran. Verimlilik de böyle. Yani siz kendinizi iyi hissettiğinizde ve pozitif olduğunuzda verimliliğiniz artıyor. Kötü hissettiğinizde verimliliğiniz azalıyor. O yemek yapmadan tutun da bir yani kendinizi kötü hissettiğinizde okuyun, geçin en sevdiğiniz kitabın başına, sayfayı geçersiniz. Ne okuduğunuzu anlamazsınız. Ama iyi hissettiğinizde ve pozitif olduğunuzda ve orada anda olduğunuzda çok rahat akar gider. Yemek yapmak bile, her gün yaptığınız yemek, kızgınlıkla, kendinizi kötü hissederek, mutsuzlukla yaptığınızda tadı başka oluyor. Evet. Diğer türlü başka oluyor. Ya da sunuş tarzınız ya da herhangi bir şeyden aldığınız tat da aynı şekilde değişiyor. Herhangi bir mağazaya gidin. Yani iki tane kasiyer olsun. Kimden alışveriş yaparsınız? Tabii ki güler yüzlü olandan. Güler yüzlü olandan. Siz kendiniz negatifken, mutsuzken, iyi hissetmediğinizde doğru alışverişler yapabiliyor musunuz? Doğru şeyleri alabiliyor musunuz? Yani hani
Tabii bu ki. Hiçbir şekilde evet. Hani bırakın iş dünyasında yapılan araştırmaları, buralarda kendinizden bile baktığınızda sonuçlarını göreceksiniz ama iş dünyası da diyor ki yani kişisel verimlilik %37 oranında pozitif psikolojili olduğunuzda artıyor. Satışlarda da %35 oranında bir fark oluyor. En güzel de doktorlar üzerinde yapılan bir araştırma var. Harvard Üniversitesi'nde. Evet. Şimdi doktorlar kendilerini iyi hissettiklerini ve pozitif olduklarında %19 oranında daha hızlı ve daha doğru teşhis koyuyorlar. Yani bir kere ne kadar ve... önemli, evet, ne kadar önemli. Yani. Tersini düşünün. Yani hani %19 oranında yanlış ve daha uzun sürede ve daha çok maliyetle teşhis koyduklarını, insan hayatı bu yani hani en evet. O kadar önemli bir şey. Sadece hani iyi hissetmek ve pozitif olmak diyoruz ama böyle hani polyanlıcılık, aman iyi düşünelim, her şey iyi olsun, her şeye gülelim, geçelim ve bugünü öylesine yaşayalım, sadece o öyle bir pozitiflikten bahsetmiyoruz. Tabii ki. Ve hem iş dünyasında yapılan araştırmaların sonuçları, hem diğer başka yani hani öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar, hem de zaten kendi hayatınıza dönüp baktığınızda pozitif olduğunuz bir günü, pozitif olmadığınız bir günü düşünün. Öğrenmede de böyle. Yani evet. Ben bu dersi evet. yapamayacağım, bu hayat çok zor diye istemeyerek oturduğunuzda öğrenmenizdeki artış, azalış nasıl? Keyifle isteyerek oturduğunuzda, pozitif oturduğunuzda herhangi bir konunun başına öğrenmedeki artışınız nasıl? İlla çok da böyle acayip araştırmalara da gerek yok ama tabii araştırmalarla da evet. destekleyip anlatıyoruz. Kendini iyi hissetme kısmında kötü hissettiğiniz moddan çıkabilmenin aslında bir sürü yolu var. Hı hı. Şimdi bu yollar tabii çok detaylı, çok uzun, belki burada konuşamayız ama doğaya çıkıp yeşille bir araya gelmek, güzel sevdiğiniz bir müziği dinlemek evet. ya da bir bebeğin hı hı. o tatlı gülüşünü hemen zihninizde canlandırmak bile iyi hissettiriyor aslında. Kesinlikle. Az önce yani o andan önce sizin sinirinizi her ne bozduysa ya da ortamda sizi ne gergin hale getirdiyse orada kişi aslında zihninde hemen değiştirdiğinde his durumu da değişiyor ve davranışları da değişiyor kesinlikle. Dolayısıyla. Kesinlikle. Aslında bunların keşke herkes farkına varıp yapabilse değil mi? Şöyle başka iyi hissetmenin önemine geçmeden tam sizin kendimden bir örnek vereyim. Bitiyor verim ya. Ben nasıl yönetebiliyorum? Çünkü hayat bu, iyi hissetmediğimiz ama bazen sabah bile uyandığınızda kendinizi iyi hissetmediğiniz bir gün oluyor. Benim iki tane sezin resmim var aklımda. Kendim o anda diyelim ki iyi hissetmediğimde, negatif olduğumda, hırçın olduğumda yakalıyorum. Yani fark ediyorsunuz ya. Bir tane resimde kendimi iyi hissettiğim, gayet güler yüzlü, pozitif, rahat, daha güzel görünen, gözlerinin içi gülen, hayatı kolaylıkla yaşayıp zorlukların üstesinden gelebilen sezim var. Bir de diğer tarafta böyle cadaloz, nemut, ondan saçları bile olmamış sinirden. Hani orasını burasını çekiştiren, mutsuz, etrafına negatif enerji veren sezim var. İki tane o fotoğrafı aklıma getiriyorum ve diyorum ki sen şimdi bir seçim yapacaksın sezim. Yani böyle olup bu negatif hırçın ve sezinle mi devam edeceksin bu kötü fotoğrafta ki o fotoğrafa bakmak bile istemiyorum. Hemen yırtıp atalım. Ya da bu tarafa mı geçeceksin? Şimdi ya. O iki fotoğrafı aklıma getirince zaten bir durduruyor beyin beni ve ona dediğim gibi bakmak istemiyorum kötü tarafa ve direktman hani iyi tarafa geçmek için. Bu, ama ben kendim böyle bir, kendi kendime böyle bir şey yapıyorum. İyi hissetmenin yolunu aslında evet, bulabilmişsiniz. Evet. Pozitif liderliğin de sloganı dediğiniz gibi iyi hisseden ve iyi hissettiren liderler. Gelelim neden iyi hissetmek evet. önemli. Yani hele iş dünyasıyla ilgili diyebilirsiniz ki ya iş dünyası tamamen sonuçlarla ve ne kadar kazanılıp ne kadar kazanılmadığıyla alakalı. Aslında öyle. Aslında evet. Yani yoksa hiç kimse sana iyi hisset diye ben sizi, başkaları birileri beni işe almıyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi yani iyi hissettiğinizde aslında başarı, verimlilik, üretkenlik, satış bunlar artıyor. Tabii. O yüzden çalışanların kendilerini iyi hissetmesine ihtiyacımız var. Bir de dünya çok hızlı değişiyor. Biz artık hani robotlar, Endüstri 4.0 falan diyoruz. Robotlardan bizi ayıran şey yaratıcılık tarafımız. Yani. İnsanların yaratıcılığından ve zekasından yararlanmak istiyorsak onu ancak iyi hissettiklerinde mümkün. Siz kendinizi kötü hissettiğinizde içinizden yaratıcılık ya da zeka kapasitenizi, yetenekleriniz tam kullanabiliyor olmanız pek de mümkün
değil. O nedenle iş dünyasında önemli. Zaten artık hiç kimse de kötü hissettiği, negatif hissettiği bir yerde durmak istemiyor. Evet. Hele yeni kuşakları tutmak hiç mümkün değil. Değil. Bakmıyorlar bile başka bir iş Doğru. bulabilir miyim? Daha az ücretle bir yere gideceğim. Onlar için önemli olan iyi hissetmek ve kendilerini gerçekleştirebiliyor olmak. Bu nedenle iş dünyasında da iyi hissetmek ve hissettirmek önemli. Ama normal hayatın her tarafında da bir kere mutlu oluyorsunuz. Yani biz artık nitelikli çalışanlardan, yani nitelikli hepimiz, çoğumuz üniversite mezunuyuz. Pek çok donanımımız var. Hepimizin istediği şey iş başarısının dışında, yani hayatımızı devam ettirebilecek o Maslow'un temel şeylerinin, yani barınma, açlık gibi evet. şeyler geçtikten sonra mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olmadığımız bir yerde de kolay kolay durmuyoruz. İyi hissettiğimizde ve bize kendimiz iyi hissettirildiğinde mutlu oluyoruz. Doğru. Yine aynı şekilde liderlerimiz bize kendimizi iyi hissettirdiğinde içimizdeki potansiyeli ortaya çıkartıyorlar. Yani birisi de gelip çok güzelsin dediğinde değil de daha ne kadar yetenekli olduğunuzu, içinizdeki güçlü taraflara dokunan şeyler söylediğimizde kendimizi iyi hissediyoruz. Ve performansımız artıyor, potansiyelimiz artıyor. Öylelikle kendimizi gerçekleştirebiliyoruz. O zaman yaşam bize anlamlı hale geliyor. Daha uyumlu ilişkiler, daha anlamlı ilişkiler kurabiliyoruz. Bu açıdan da çok önemli. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Şöyle. İş yerinde biraz böyle egosu belki yüksek olan. Bolca. Evet. Bir bayandan bahsedelim. Diğer tarafta da başka bir bayanın olduğunu düşünelim. Çok çalışkan diyelim. İnanılmaz çalışkan, fakat diğer taraf onun o çalışkanlığı yerine sürekli işte küçük böyle oyunlar yapmaya başlıyor ve onu belki de her anlamda takdir etmemeye başlıyor. Ve o kişi yavaş yavaş iş potansiyelini düşürüyor ve belki bir süre sonra gitmeyi seçiyor. Bu anlamda o ego kısmı nasıl törpülenmeli? Şimdi yeni liderlik kavramında, pozitif liderlikte ya da Endüstri 4.0 ile gelen yeni ve daha da sonra gelecek olan, artık endüstriyel devrimlerin arası çok kısaldı. 3-4 yıl sonra yeni bir endüstri devrimi bekliyoruz. Ve burada ego yönetimi diye, yani özellikle de aile şirketlerinde bir kavram var artık. Şimdi egonuzu eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsanız ve diğerleri bir şeyde öğrenmek ve yaratıcılık istiyorsanız egonuzu düşürmeniz gerekiyor. Egonuz yüksekken bir şeyde öğrenemezsiniz, yaratıcılığınız da ortaya çıkmak. Ama diğerlerine liderlik edebilmek istiyorsanız, peşinizden sürükleyebilmek, konjonktürü değiştirmek, hani şirketi kapatmak, inovatif bir çözüm getirmek ve herkesi ikna etmek gibi, orada biraz egoyu yükseltmek gerekiyor. Artık ego yönetimi bir bizim tıpkı diğer işte hani takım yönetimi ya da bütçe planlama gibi argümanlardan bir tanesi haline geldi. Liderlerin bir kere egolarını nerede yönetebileceklerini, nasıl indirip çıkarmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Onun dışında da yani dediğim gibi artık hiç kimse böyle o biraz önce çizdiğiniz bir kadın yönetici ya da erkek yönetici, hani seksist olmayalım, hiç fark etmeksizin öyle bir yöneticiyle zaman geçirmek kalmak tabii istemiyor tabii yani. Hani çok kolay kaybedilebiliyor ama her şey kendimizde başlar. Evet. Hayat her zaman bize çok harika yöneticiler, çok harika iş dünyaları, çok harika ortamlar, çok harika fiziksel ortamlar sunmayacaklar yani. Biz değişimi kendimizde başlatmalıyız ve değişimin tetikleyicisi olmalıyız. Zaten pozitif liderliği de değişimi tetikleyen, pozitif anlamda değişimi tetikleyen insanlar olarak tanımlıyoruz. Hangi liderlik artık tepe yöneticimin elinde de değil. Sadece lider olmanız için tepe yönetici olmanız ya da altınızda ekip olması da gerekmiyor. Bakıyorsunuz işte İzmir'den bir genç çıktı. Bu parkları topladı, çöpleri. Yani önce çöplü ortamda çıktı. Sonra çöpleri topladıktan sonra fotoğraf çekti. Before after dedi ve bir akım başlattı. İşte bu akım hiç başka ünlüleri tanımadığı halde sosyal medyada yayıldı. Ünlüler de destek oldu. Hatta Türkiye'den çıkıp dünyaya yayılan akımlar arasına bile girdi. Yine baktığınızda 9 yaşındaki Hintli bir çocuk teknoloji devlerine danışmanlık yapıyor. 12 yaşında başka bir çocuk işte teknolojinin nasıl kullanılacağıyla ilgili yaptığı YouTube'dan yaptığı yayınlarla dünyanın en çok para kazanan YouTuber'larından bir tanesi, ailesine işte malikaneler vesaire alıyor. Yani artık liderlik için illa bir ekibinizin olması, tepe yönetici olması falan gerekmiyor. Bir fikre, bir konuya, bir akıma, bir düşünceye, bir teknolojiye tek başınıza bile liderlik edebilirsiniz. Evet. O nedenle de
Yani siz şirketinizde pozitif liderliğe de liderlik edebilirsiniz. Kendinizden başlamalı. Önce kendinizin hayatınıza bakışı ve tutumlarınız pozitif olmalı. Daha sonra da hangi yöneticilerle çalışırsanız çalışın, nasıl bir ortamda olursanız olun, o etkiyi yaratacak, o dönüşümü yaratacak, o pozitif tetikleyecek insan olursanız zaten tabii. Aslında kıymetli olan bu. Çünkü yoksa hayattaki herkesi değiştirmemiz çok kolay değil. Hani istiyoruz biz iş dünyasına verdiğimiz danışmanlıklarda, eğitimlerde yani anlatıyoruz nasıl yönetici olmaları gerektiğini, niye buna ihtiyaçları olduğunu ama herkesi değiştiremezsiniz. Peki, bu güç elinizde. Aynen öyle. Doğuştan mı lider olunur, sonradan mı lider olunur? Aynı zamanda bir kişilik analizi uzmanı olarak bazı kişilikler zaten doğuştan liderler. Evet. Yani hani on çocukluğundan lider ruhu var. Çocukluğundan itibaren görüyorsunuz. Yani daha işte 3 yaşında da hani 2-3 tane bebeği koyuyorsunuz biri diğerlerine bir şey ne öğrendi de hani bazılarımız da kişilik özelliği olarak çok dominant bir şekilde liderlik özelliğimiz var. Ama liderlik öğrenilebilir de bir şey. Bir de birden fazla liderlik türü var. Mesela bir Gandhi de lider ondan sonra. Ama baktığınızda Atatürk de lider, Trump da lider, Obama da lider. Hepsinin liderlik tarzları ya da Kemal Derviş de bunlar farklı farklı liderlik tarzları var. Önemli olan kişiliğinize uygun liderlik tarzınızı sergileyebiliyor olmak. Tek bizim bildiğimiz eskiden şu masaya vuran, dediğini yaptıran sert insana lider diyorduk ya. Böyle bir şey yok. Dedim çok besleyici, birleştirici, Gandhi gibi bir lider de olabilirsiniz. Gayet hani sevgi dolu bir lider de olabilirsiniz. Lider öğrenilebilir. Öğrenilebilir, şey. Kesinlikle. Yani, öyle. Bir de bazen oldukları koltuğa yapışıyorlar. Yapışan ama bir de yakışmayanlar oluyor. Doğru, evet. Yani diyorsunuz ki nasıl, bu mu hani buranın sahibi ya da işte bu mu? Şimdi bu anlamda belki biraz da o dış imajıyla ilgili de çalışmak gerekiyor. Bu anlamda destekleriniz de oluyor mu? Yani tabii ki bu bir farkındalık. Yani bir kere imaj çok önemli çünkü ilk bakışta çok değil önemli. Mi? Ama sadece şunu sevmiyorum. Yani hani bana da çok geliyorlar. Sadece imaj için geliyorlar mesela. Yani o zaman sünnet çocuğuna takım elbise giydirmek gibi bir şey. İçiniz değişmediği sürece dışınıza ne yaparsak yapayım o çok zaten güzel. Sakin duruyor ve oturmuyor yani. Hani ben sizi alsam bambaşka sizin tarzınızın dışında bir şeyler giydirsem size olmaz yani size uymaz. Bir otantik olmak gerekiyor yani. Kişinin doğasına uygun olması gerekiyor. İki de bunun sonu yok. Gelişimin, değişimin tabii. sonu yok. Ama tabii belli bir seviyeye çekmek çok önemli ama içten başlamalı. Önce dediğim gibi zihniyeti, bakışı ve şeyi arttırmak gerekiyor. İçsel dinamikleri. Bununla beraber entelektüellik anlamında bir şeyler katmak, multidisipliner tabii. olabilmek yani disiplinler arası fikirleri, kavramları işte birleştiriyor olmak, hobilerinin oluyor olması sadece iş ve teknik bilginin dışında başka şeylere de bilip ilgi duyuyor olmasıyla beraber en son aşamalara doğru kendisine de bakmaya başlıyor. Yani aynanın karşısında ben nasıl biri olmalıyım? Peki hani neler değişmeli gibi. Bazı şeyleri kendi kendine keşfetmesi zor. O zaman söylüyoruz. Yani hani bir imajla ilgili şeyleri ya da hangi ortamda nasıl bir kıyafet giymeli, nasıl bir imajın olması, kendine en yakışanı ne olabilir gibi ama en son aşamada yaptığımız şey. Tabii ki. Yoksa sadece hani imajda çünkü doğrular var. Yani evet. işte bir şirkette müdürseniz, şu genel müdürseniz, şu patronsanız, şu hepsine onu da yattığınızda olmuyor zaten. Tabii. Yani şöyle düşünün Sakıp Sabancı nasıl bir şeydi? Ne kadar tatlıydı? Ya, kendine has kılığı, kıyafeti, şivesi vardı ama işte hani ve bir koç nasıl? Hani onun da kendine göre bir şeyi var. Önemli ama o kendi doğanıza uygun evet. ve olduğunuz konuma uygun bir halde içinizdekileri ortaya çıkartabiliyor olmak. Mi? Yoksa sen yeşil panton giy, kırmızı ayakkabı giy, tabii takım ki. Elbise giy şeklinde tabii değil. Evet. Ama imaj içten gelmeli. Kesinlikle. Yani içten gelip gözünüze ve yüzünüze yansımadığı sürece üzerinizde zaten dediğim gibi sakin duracaktır. Evet. İşte küçük çocuklara gelinlik giydiriyorlar. Yani hani sünnetlerde takım elbise, kravat böyle onun gibi bir şey oluyor o zaman. Aynen yani. Öyle. Oturmuyor. Şimdi sizin harika seminerleriniz oluyor. Teşekkür ederim. Ve orada ederim. Çok güzel bir sözünüz var. Negatif bir zihinle pozitif bir hayat yaşamayı beklememelisiniz diye. Çok güzel bir söz. Çünkü zihinde ne düşünüyorsak kesinlikle yansıttığımız hayatımız o oluyor aynen, aslında. Aynen. Bu anlamda o negatiflikten uzaklaştırmak için böyle sevgili izleyicilerimize birkaç tane belki anekdot ya da
da böyle vurgulayıcı birer cümle söyleyebilir misiniz? Tabii tabii, yani sizin de dediğiniz gibi hani TED Talks konuşmam da var bu arada benim, pozitif idareyle ilgili izleyebilirler. Yani harika bir konuşma. Teşekkür ediyorum, çok mersi. Negatif biz yine pozitif bir hayat yaşamak mümkün değil. Eğer pozitif bir hayat istiyorsak, pozitif şeyler, sonuçlar elde etmek istiyorsak, kendimiz de pozitif iyi olalım istiyorsak bir kere zihniyetimizi ve bakış açımızı pozitife çekiyor olmamız gerekiyor. Sadece pozitif bakmak, pozitif hayaller kurup pozitif anlayış sergilemek de olmaz. Bunları eyleme de dökmek gerekiyor. Çok önemli. Eyleme dökmediğiniz zaman çok da bir hani ve sevgiyle eyleme dökmek gerekiyor. Yani insanlara yararlı olacak şekilde, onları hem kendini iyi hissettirecek hem de geliştirecek eylemlere bir sevgiyle hareket etmek diyoruz. Pozitif idealin bileşeninden bir tanesi o. Nasıl yapacaklar? Bir kere dediğim gibi sabah kalktıklarının andan itibaren etraflarına yapmamaları gerekenleri söylemeyi bıraksınlar. Yani aynı şeyi pozitif dille de söyleyebilirler. Hani nasıl olursa onlara iyi geleceği kısmında. Ve sabah yine aynada her gün baktıkta kendileriyle konuşabilirler. Yani o gün nasıl bir gün geçirmek istedikleriyle alakalı. Aslında hayatlarında nelerin iyi gittiğini kendilerine hatırlatabilirler. Hiçbir ilişki mükemmel değil. Hiçbir hayat, hiçbir iş yeri, hiçbir çocuk, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimiz içinde iyilik, kötülük, işte güçlü yanlar, zayıf yanlar, hepsini birden barındırıyoruz. İçlerindeki olmayan, hayatlarındaki olmayanlara bakmaya değil, hani ne var, neler olabilir ve bunları nasıl daha arttırabilirim? Hani onlara bakmaya odaklansınlar. Sabah da güzel bir konuşma yapsınlar kendileriyle, aynaya bakarak. Bunları kendilerine hatırlatsınlar. Çok yine de dediğim gibi benim de kendime yaptığım, biraz önce söylediğim gibi içlerinde bir arada şeytan çıktığında, cadı kadın çıktığında ya da hani negatif kadın çıktığında bir seçme şansları var. Yani öyle mi devam etmek istiyorlar, o kötü resimle mi devam etmek istiyorlar, yoksa hayır, hani burada daha olumlu, pozitif, insan üzerinde etkisi olan, değişim dönüşüm tetikleyen bir sezin var. Hangisi olmayı seçiyorum ben diye kendilerine baktıklarında diğer tarafa gidebilirler. Ben elime şey yapıyorum, yani danışanlarıma da çok öneriyorum, güler yüz çiziyorum. Parmağımın şurasına, üstüne çaktırmak istemiyorlarsa avuç içlerine. Kendilerine hep pozitif olmayı hatırlatacak bir bileklik takabilirler. Yani bir yüzük, bir sembol olabilir. İşte her gün bununla ilgili bir 15 dakika, 20 dakika bir şeyler yapacağım diyebilirler. En önemlisi, onu da söyleyeyim, şikayet etmemek. Ben hatta bir ara Nisan ayında geçen sene şikayet etme, pozitif kal diye bir şey başlattım. Belki de pozitif kalmanın en başı şikayet etmiyor olmak hayatla ilgili. Yani şu şikayet eden dilimizi değiştirmemiz ve bu bakış açımızı değiştirmemiz. Ve şikayet ettikçe hala o alandan da çıkmayanlar var. Ben hep şunu İş yerinden şikayet ediyor ama hala çalışmaya devam ediyor. Aynen. Eşinden şikayet ediyor ama değiştirmiyor eşini. gibi o alanda kalmaya devam etmemek. Belki de işte orada bir seçim yapmak ya da şikayet etmemeyi seçmek. Evet, ben şunu söylüyorum. Siz de şikayet ediyorsunuzdur. Ben de ediyorumdur büyük bir ihtimalle. Hayatınızda şikayet ettiğiniz herhangi şikayet etmenin bir faydasını gördünüz mü? Tabii ki hayır. İşe yaradı mı hayatınız Tabii boyunca? Tabii ki hayır. Niye o zaman yapmaya devam ediyorsunuz? İşte bu. Böyle bakmak gerekiyor. Yani hiç işe yaramayan, hatta tam tersi karşıda da direnç oluşturan, hani bizi de daha böyle çukura, negatife sokan bir şey. Yani şikayet etmeyi bırakmamakla başlayabilirler. Yani ben bir ay boyunca yaptım. Var Instagram'da da videolarım. Kapalıydı ama açarım şimdi Instagram'ı da sizler için. Oradakileri her gün izleyip, yani şikayet etmemek, işte affetmek, kendini affetmek, diğerlerini çok affetmek. Önemli, yani hani sevgiyle hareket etmek. Şimdi affetmediğinizde insanları ve eski yapılanları, geçmişi, bizim biliyorsunuz Türk'ten sabah programı, hanımlar çok izliyorduk. Hani bizim böyle nasıl hani kendimize has özelliklerimiz var. Tabii. Bu bırakmamak da, affetmemek de bunlardan biri. Aynen öyle. Şimdi affetmediğinizde diğerlerini ya da kendinizde bütün bu yüklerle geziyorsunuz. Bu diyelim işte şu, hani başka bir şey de olsun. Ben böyle rahat hareket edebilir miyim? Bunun için de bununla ilgili hesabımı, kitabımı yapıp gerekirse o kişiye bununla ilgili geri bildirimi yapıp bir şekilde böyle bırakmamız gerekiyor ki rahat ve aynı esneklikle, daha hatta olumluya götürecek bir şekilde hareket edebilirim. Yoksa 15 yıl, 20 yıl öncesinin şeylerini tekrar dile getirmek, şikayet etmek ve affetmemek hiçbirimize aslında hiçbir şey kazandırmıyor. Ama şey de demiyorum yani.
İşte sevgi, herkes birlik içinde olsun. Hani tamam, bana ne yaparlarsa yapsınlar. Hani gelsin hani, Mevlana gibi kim olursan ol gel şeklinde değil. Hayatınızdan çıkartabilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz. Kişiye size verdiği zararla ilgili geri bildirimde bulunabilirsiniz. Değişmesi için ne olmasını istediğinizle ilgili ona bir şekillendirici bir şekilde neler olması gerektiğini anlatabilirsiniz. Yeni şanslar verebilirsiniz. Ama olmuyorsa da hayatınızdan çıkarmak gibi. O yükü boşu boşuna anlamsızca taşımamaktan bahsediyorum aslında. Affedeceksiniz ve şikayet etmeyi bırakacaksınız. Affedemiyorsanız da değiştireceksiniz. Hayatınızı uzaklaştıracaksınız. Bir de kabul etmek. Evet, tabii kabul. Kişi, olay ve durumları olduğu gibi kabul etmek. Aynen. O da çok önemli. Objektivite diyoruz biz buna. Evet. Yeni liderlikte de önemli olan yetkinliklerden bir tanesi pozitif liderliğin içerisinde, tıpkı ego yönetimi de olduğu gibi, objektif ve gerçekçi bakmak çok çok önemli. Hepimizin bir tarafında hayalperest bir taraf var ya da çok bizi dibe çeken işte drama queen olduğumuz taraf var. İkisi de doğru değil. Net bir şekilde, gerçekçi bir şekilde bakıyor olmak, zaten sağlıklı kararlar ve sağlıklı tepkiler ondan sonra ancak verilebiliyor. Yani gerçekçi bakmak. Hayatta her şeyi değiştiremezsiniz de. Burada Brian Katie diye bir kadın, Olanı Sevmek diye bir kitabı var. Onu da tavsiye edebilirim. Bayanlarda çok işe yarıyor. Yani o da işte iki tane oğlu var, eşi var. İşte çoraplardan alıp hani basket potası yapıyorlar. Evde her şey darmadağın. Eşiyle bütün ve bir süre sonra gerçekten odasından çıkamayacak hale geliyor. Ve hani daha sonrasında akıl hastanesinde yatıyor. Ve sonra bu şeyi geliştiriyor. Şimdi Amerika'da, dünyanın pek çok yerinde Olanı Sevmek'le ilgili hem iş dünyasına hem bireylere dokunmaya çalışıyor. Dört tane soru var. Yani bu gerçekten böyle mi? Peki eğer öyleyse ne yapmalıyım gibi çok basit dört sorusu var. Güzel de anlattığı bir kitap var, tavsiye ederim. Her şeyi değiştiremezsiniz. Bazen olanı olduğu gibi kabul etmek ve yolumuza devam etmek gerekiyor. Aynen. Ama değiştirebileceğimiz şeyler de var. Değiştirebileceğimiz şeylerde de proaktif bir yaklaşımla, pozitif bir yaklaşımla onları değiştirmek için elimizden geleni yapmak gerekiyor. Aynı zamanda da belki önce değişimi kendi içimizde. Kesinlikle. Çünkü biz değişince her şey değişir. Kesinlikle. Öyle koca bir laf vardır evet, ya. Evet, evet, öyle ama. Sen değişirsen her şey değişir, dünya değişir. Öyle değil mi? Çok doğru. Yani siz aynı kaldığınızda etrafınızdaki şeyler değişiyor mu? Ancak sizdeki değişim, farkı gördüğünüzde belki birileri sizin etrafınıza gelmeye ya da onlar da yani... hayatta değiştiremeyeceğimiz şeyler var, şartlar, imkanlar var ama biz onlara verdiğimiz tepkileri değiştirirsek diğer şeyleri de değiştirme olasılığımız var. Aynen öyle. Peki şimdi çok pozitif olduğumuzda karşıdan bazen tepkiler alabiliyoruz. Evet. Ya sen de ne kadar pozitifsin, hep gülüyorsun ya da hiçbir şey umurunda değil gibi. Bu tarz durumlarda... ben aslında bir şey söyleyemiyorum çünkü ben pozitif olmayı seçiyorum ve böyle olmaya devam ettiğim sürece bundan da ben zarar gördüğümü düşünmüyorum. Ama bu kadar pozitif olursan çok zarar göreceksin diye tepkiler de almıyor değilim. Bu anlamda neler söylersiniz? Tabii yani dediğim gibi objektif olmadığınızda, yani gerçekçi bir pozitiflik olmadığında bu hani işte bir secret dediğimiz iyi şeyler düşünelim, işte melekleri çağıralım iyi olsun. Hani niyet edelim o kendiliğinden olsun ya da iyi düşündük iyi şeyler olur gibi böyle bir pozitiflikle devam ediyorsun safiyane diyeyim artık. O zaten günün birinde bir yerden hani patlayacak demektir. Çok şey değil. Diğer türlü sizi yolunuzdan alıkoymaya çalışacak pek çok insan, pek çok durum, pek çok şey olabilir. Diğerleri sizden bunlar rahatsız da olabilir bu kadar pozitif oluyor olmanızdan. Çünkü aslında sinir bozucu da bir şey. Onların herkesin istediği ve yapamadığı bir noktada siz onu başarıyorsunuz. Hani çok da kolay gelmiyor. Çok fazla başkalarının ne dediğine bakmamak gerekiyor. Eğer doğru olduğuna inanıyorsanız ve size iyi geliyorsa ve iyi sonuçlar alıp diğerlerinde de işe yarıyorsa öyle devam etmek gerekiyor. Pozitifliğin hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı olamaz değil mi? Ama gerçekçi bakabilmek ve hani proaktif olmak da bunun içerisinde. Evet. Hem gerçekçi olacağız hem pozitif olacağız. Evet. Ya aslında. Ben isterseniz size pozitif liderlik eğitimimizdeki aşamaları bir anlatayım. Yani pozitif liderlerin öncelikle 3 tane temel inanca sahip olması gerekiyor. Bir tanesi insana güven. Yani herkesin içerisinde bir potansiyel barındırdığı ve iyilik barındırdığı uygun ortamda bunun çıkabileceğine ve herkesin güçlü yönleri olduğuna. Bundan bir şey olmaz derseniz bir çocuktan, bir çalışanı olmaz. Yani ancak ona inanırsanız bir şeyler hani oluyor olabilir. Diğeri seçme özgürlüğümüzün olduğu. Yani durum, koşullar nasıl olursa olsun biz tepkilerimizi
şey yapabiliriz. Hani tepkilerimizi seçme ve onun sonucunda hayatı değiştirme şansımız var. Diğeri de öğrenme odağı. Yani öğrenme ve gelişim. Yani doğduğum andan itibaren, olduğu andan itibaren değişmeyen, gelişmeyen bir canlı var mı? Yok, bitkiler, hayvanlar. Ama ısrarla değişme ve gelişime direnen insanlar var. Ne oluyor? Hayat zaten onları bir şekilde mecburen geliştirip değiştiriyor. Ay şimdi annemden örnek vereyim, belki yazıyordur. 10 yıl önce ben sosyal medyaya girdiğimde Facebook'tan arkadaşım var dediğimde dünyanın en kötü şeyini yapıyordum. Nasıl tanımadığım biriyle Facebook'tan nasıl arkadaş olursun falan diye. Şimdi oho, 10 yıl direndi. Şimdi bakıyorum annem ve annemin yaş grubu neredeyse 24 saat hayatları artık hani Facebook'ta geçiriyorlar. Doğru. Yani hayat zaten o değişimi onlara dayatarak bir şekilde yaptırıyor. O zaman değişim ve gelişimi gerçekten odağımızda tutup gönüllü bir şekilde onunla ilgileniyor olmaktan bahsediyorum. Bu uç inanca sahip olmalar. Üstüne de pozitif bakabilmeliler. Yani her şeyin sadece kötüsünü değil, iyisini kötüsünü görüp neler var? Güçlü yanlar neler? Kişilerde, insanlar, durum ve olaylarda ki güçlü tarafları, iyi tarafları görüp bunu arttırmak için bir şeyler yapmak ve eğer negatifte, olumsuz taraflar varsa da onları zarar vermeyecek şekilde kontrol altına almak gibi bir şeyden bahsediyorum. Çok güzel şeylerden bahsettik ama süremizin sonuna geldik. Konuşacağız sonuna kadar. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Harika şeyler. Harika şeyler. Evet. Tekrar size de söyledim. Yani hem Kanal 35, hem TV 35'e, hem size, hem projemizde yer aldığınız için hani siz de gönüllü koşluk yapıyorsunuz. Biz de öğrencilere dokunurken vesile oluyorsunuz. Hem de bunun duyurulmasında emeğiniz geçtiği için inşallah umarım beraberce pozitif ilerlik anlamında birilerine ulaşmış, dokunmuş ve tetiklemişizdir. Kesinlikle öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, harika bir program olduğunu düşünüyorum. Pozitifliğe devam ediyoruz ve biz haftaya farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağım ben. Saat tam 11'de. Lütfen sizler de gelin. Hoşçakalın.